Gençler selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümlerini yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte hareket problemleri pekiştiriyorum. Test 1'deyiz arkadaşlar. 158 ve 159. sayfaların çözümlerini yapacağız. Pekiştiriyorumun hemen ardından da üniversiteliğim testlerine geçiyoruz. Biliyorsunuz konsepti zaten. İlk soruyla vakit kaybetmeden başlayalım sevgili gençler. Hızları farkı demiş bize 15 kilometre olan iki tane hareketlimiz var. Aynı anda aynı noktadan zıt yöne doğru harekete başlıyorlar ve hareketlerinden 40 dakika sonra aralarındaki uzaklık 30 kilometre. Bakın 30 kilometre olduğuna göre hızlı giden hareketlinin hızı kaç kilometre bölü saattir diye soruluyor. Şimdi 40 dakika demek sevgili arkadaşlarım burada bize 2 bölü 3 saati verecektir. 1 saatin yani 60 dakikanın 2 bölü 3'ü 40 dakikadır. Ve hızları farkını vermiş bize bakın. Yani burada hızlı olana V1, hızlı olana yavaş olana V2 derseniz hızları farkı da 15 kilometreymiş. 15 kilometre bölü saatmiş diyelim. Hız birimini de yazalım. Pekala. Aynı anda zıt yönlere hareket ediyorlar. Yani bir tanesi bu tarafa hareket ediyor, diğeri de bu tarafa hareket ediyor. Hızlı olana V1, yavaş olana V2 demiştik. Ve sevgili arkadaşlar dikkat edin, 2 bölü 3 saat boyunca zıt yönlere gittikleri için V1 ile V2'nin toplamı bize 30 kilometreyi veriyormuş sevgili arkadaşlar. Tamam. Şimdi o halde biz bunu şu şekilde düşünelim. Bakın ben bunu 3 bölü 2 ile çarpmak istiyorum. 3 bölü 2 ile genişletirsem 2 bölü 3 gider burada ve V1 artı V2'miz kalır elimizde. 30'u 3 bölü 2 ile çarpmak demek 45 kilometreyi bulmak demek sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın V1 artı V2'nin biz 45 olduğu bilgisini ve V1 eksi V2'nin de biz 15 olduğu bilgisini elde etmiş bulunuyoruz. Eğer bu iki çokluğu toplarsanız bakın şu ikisi birbirini götürecek ve 2 tane V1 eşittir 60 olacak. Yani V1 burada kaçmış arkadaşlar? 30'un ta kendisiymiş. Bizden istenen hızlı giden aracın hareketlinin hızı kaç kilometre bölü saattirdi? Cevabımız 30 olacaktı. Yani doğru cevap E seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar ikinci sorumuzla. Bir araç A noktasından D noktasına belirtilen yolu izleyerek gidecektir. Bakın şimdi burada bize bir orantı kurmamız istenmiş. 3AB, 2BC, 4CD eşitmiş. 2, 3 ve 4'ün ortak katı 12 olduğu için ben bunların hepsine 12x diyeceğim. Ve böylelikle bakın 3AB 12x'e demek ki AB burada 4x'miş. 2BC 12x'e, BC burada sevgili arkadaşlarım 6x ve 4CD de 12x'e demek ki CD yolu da 3x olacakmış. Yani AB yolu 4x, BC yolu 6x ve CD yolu da 3x'in ta kendisiymiş. Pekala. Şimdi aracın AB arasındaki sabit hızı V1, BC arasındaki sabit hızı V2 ve CD arasındaki sabit hızı V3 olup bakın hızlarını da hemen yazalım. Burası V1'miş, buradaki hızı V2 ve buradaki hızı da V3'müş arkadaşlar. Ve bu araç her 3 yolu da aynı sürede gitmiştir. Süreyi nasıl buluyordum? Süreyi yolu hıza bölerek buluyordum. Yani o zaman şöyle diyebilirim ben. 4x bölü V1 eşittir 6x bölü V2, bu da eşittir 3x bölü V3 diyebiliriz arkadaşlar. Pekala. V2 ile V3'ün toplamı 180 km bölü saat olduğuna göre V1 kaç km bölü saattir diye sorulmuş. Şimdi buna dikkat ediyorsunuz. 4x bölü V1, 6x bölü V2 ve 3x bölü V3 bunların her biri birbirine eşitse sevgili arkadaşlarım. Şu 4V'dir, bu 6V'dir, bu da 3V'dir diyebiliriz. V2 ile V3'ün yani şu ikisinin toplamı 9V eşittir 180 km bölü saat ise V kaçmış arkadaşlar burada? 20'ymiş. Bizden istenen 4V olduğuna göre 4 kere 20'den doğru cevaba 80 diyebiliriz. Doğru cevap B dedik. Devam ediyoruz 3. sorumuza sağ üst tarafta. İlk duraktan son durağa saatte ortalama 30 km hızla giden bir dolmuş var. Son durakta 12 dakika bekledikten sonra ortalama 50 km bölü saat hızla geri dönmüş. Bu dolmuşun gidiş dönüşü toplam 1 saat sürdüğüne göre ilk durak ile son durak arasındaki kilometre farkı. Şimdi bakın 30 ile gidiyor ama dönüşte 50 ile dönüyor ortalama hızı. Şimdi burada o zaman şunu söyleyebiliriz. 30 ve 50 arasında biliyorsunuz ki 3K'ya 4K bir oran var. 3K'ya 5K, özür dilerim. 3K'ya 5K bir oran var arkadaşlar.
Şimdi hızla zaman ters orantılı olduğu için demek ki burada 5T zaman harcandıysa burada 3T zaman harcanmıştır diyebilirim. Şimdi toplam hareketi 1 saat sürmüş. 1 saat demek sevgili arkadaşlar, tabii ki biliyorsunuz 60 dakika demek. E bu 60 dakikanın da 12 dakikasında mola vermiş. 60'tan 12'yi çıkarıyorum ve 48 dakika diyorum. Toplam harcanılan süre 8T idi. 8T eşittir 48 dakika ise demek ki T kaçmış arkadaşlarım? 6 dakikanın ta kendisiymiş. E peki şimdi T'yi bulduk. Bizden istenen neydi? İlk durakla son durak arası kaç kilometredir diye sorulmuştu. Şimdi T'miz kaç arkadaşlarım? 6 idi. Demek ki şurası neymiş? 30 dakikaymış. Ve bunu 30'la hareket etmiş arkadaşlarım. Yani 30 kilometre bölü saat hızla hareket ediyordu. 30 çarpı 30 dakika demeyeceğiz. 30 dakika 1 bölü 2 saattir. 30 çarpı 1 bölü 2 bize cevabı verir. 15 kilometreymiş sevgili arkadaşlarım. Bu ilk durakla son durak arası. Yani cevabımız D seçeneğiymiş. Geçtim 4'e. Ahmet ve Merve şekilde verilen 8 kilometre, bakın burası 8 kilometreymiş. 8 kilometre uzunluğundaki pistin aynı noktasından zıt yönlere doğru koşarak antrenman yapmaya başlıyorlar. Pekala. Aynı sürede Ahmet 20 kilometre, Merve 15 kilometre koştuktan sonra durarak antrenmanlarını bitiriyorlar. Ahmet kendi durduğu noktadan pist boyunca yürüyerek Merve'nin durduğu noktaya gidecektir. Yani Merve antrenmanı bitince orada durmuş, Ahmet onun yanına yürüyerek gitmiş. Buna göre Ahmet'in yürüyeceği uzunluk en az kaç kilometredir diye sorulmuş. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın. Ahmet 20 kilometre hareket ediyordu. Şimdi bu pist 8 kilometre. 8 koştu, aynı noktaya geldi. 8 daha koştu, aynı noktaya geldi. 16 yaptı. 4 kilometre daha koşması gerekiyor. Yani Ahmet varsayalım ki şurası 4 kilometre ise Ahmet şurada koşmayı bitirdi. Antrenmanı bitirdi. Şimdi Merve de 15 kilometre koşmuştu. 8 kilometre koştuktan sonra demek ki 7 kilometre daha koşmuş. Yani o zaman 8'i tamamlamış ve şuralara bir yere gelmiş. Ve kimdi? Merve de burada diyelim arkadaşlarım. Şimdi şurası kaç kilometre? 1 kilometre olacak. Çünkü 7 kilometre koşması gerekiyordu. Şurası kaç kilometreydi peki? Burası da 4 kilometreydi. Şimdi Ahmet ile Merve arasında o zaman şöyle bir durum var. Ya şurada bir 3 kilometrelik mesafe olacak. Ya da diğer taraftan düşünecek olursak bunu eğer... Bakın arkadaşlar diğer taraftan düşünürüz. Arada 3 kilometre mesafe varsa 5 kilometre bir mesafe vardır. Yani cevap ya 3 ya 5 ama bize azını sormuş, en az kaçtır diye sormuş. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet, bu sayfayı bitirdik böylelikle. Devam ediyorum 5. sorumla. 5. sorumuzda aşağıdaki düzgün altıgen pistin F noktasından iki kişi şekilde belirtilen hız ve yönlerde yürüyüşe başlıyorlar. Bakın şu kişi 2V ile yukarı doğru, bu kişi de 3V ile aşağı doğru yürümeye başlıyor. E noktasına doğru. Yürüyüş boyunca hızlarını değiştirmeyen bu iki kişinin yürüyüşe başladıktan sonraki ilk karşılaştıkları yer aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. Bakın şöyle diyelim. Burada gençler 2V ve 3V hızlarına sahipse eğer bunlar, birisi 2 birim yürüdüğünde demek ki öteki de 3 birim kadar yürüyebiliyor. Ha, birimin ne olduğunu bilmiyoruz burada. Varsayalım ki şunların her biri 1 birim olsun. Dolayısıyla mesela yukarı doğru yürüyen 1, 2 birim yani B'ye geldiği takdirde aşağı doğru yürüyen 1, 2, 3 yani şuraya gelmiş olacak. O zaman ilk karşılaştıkları yer tabii ki ama tabii ki B ile C arasındadır. O halde cevabımız da C seçeneğidir diyebiliriz. Devam ediyorum 6. soruyla. Sezen hareket problemleriyle ilgili aşağıdaki 60 dakikalık tekrar videosunu açmış ancak çok vakti olmadığından hızlandırarak izlemiştir. Şimdi video yöneticinin hızlandırma seçenekleri arasında bir normal seçenek var, bir 1.5x var, bir 1.75x var, bir de 2x ifadeleri bulunmakta. Bunun anlamı örneğin 2x seçeneğini seçersek 60 dakikalık videoyu 2 kat hızlı izleyip 30 dakikada bitirebiliyoruz anlamına geliyor. Buna göre 1.5x seçeneğine tıklayan Sezen'in kaç dakika kazancı vardır diye soruluyor. Şimdi burada şunu yapıyoruz. Video sevgili arkadaşlarım eğer 60 dakikaysa, biz bunu 2'ye böldüğümüz takdirde 2x'de izliyorsak 2'ye böldüğümüz takdirde 30 dakikalık bir video haline dönüşüyor bu. Şimdi o zaman ben bu 60 dakikayı 1.5'a bölecek olursam 1.5x'le izlerken 1.5'a bölmek zorundayım. Yani 60'ı 3 bölü 2'ye böleceğim. Yani 60'ı 2 bölü 3 ile çarpacağım demek bu. Çarparsak da sevgili arkadaşlarım 40 dakika geldiğini görürüz. Yani 1.5x'de izlersek eğer... Bu video 40 dakika sürecek. Ne kadar bir kazancımız var? Tabii ki 20 dakikalık bir kazancımız var. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar.
Devam ediyorum. 7. soruyla, bir otogarda aynı anda kalkacak iki otobüs için aşağıdakiler biliniyor. Pekala. Bakalım neler biliniyormuş. Birinci bilinen şey, aynı yönde 5 saat hareket ederlerse aralarında 100 kilometre fark olmakta. Şimdi 5 saatte sevgili arkadaşlarım 100 kilometrelik bir fark oluşuyorsa, demek ki 1 saatte ne kadar bir fark oluşuyormuş? 20 kilometrelik bir fark oluşuyormuş. 5'e böldüğümüz takdirde bunu bulabiliriz. O halde hızları farkının da, bu saate çevirdiğimiz için 1 saate hızları farkının 20 olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer bilinen şey de, zıt yönde 5 saat hareket ederlerse aralarında 700 kilometre fark olmakta. O zaman hemen 700'ü bu sefer 5'e bölüyorum ve 140 diyorum. Ki bu da nedir? 1 saatte 140 kilometre aralarında fark oluşuyor demek. Yani arkadaşlarım, hızları farkı V1 eksi V2 eşittir 20 ise, V1 artı V2 de 140 demektir. İkisini toplarsanız gençler neyi bulursunuz? Şunlar gider. 2 tane V1 eşittir 160, V1 eşittir 80 diyebiliriz. Şimdi V1 80 ise demek ki V2 60 olmalıymış ki farkları 20 olmuş. Bizden istenen, buna göre bu iki otobüs aralarında 100 kilometre mesafe varken, bakın aralarında 100 kilometre mesafe olduğunu düşün demiş soru bize. Ve ne demiş bize? Birbirlerine doğru hareket ederlerse, yani bu tarafa doğru 80 ile, bu da bu tarafa doğru 60 ile hareket ederlerse 2 saat sonra aralarındaki mesafe. Şimdi 2 saat sonra demiş ya, 2 saatte bunlar 80 artı 60 kadar yol alırlar. 80 artı 60 çarpı 2 ne demektir arkadaşlarım? Tabii ki 280 yapar. Yani bunlar karşılaşmışlar ve toplamda 280 kilometre daha yol almışlar. Yani bu tarafa doğru 180 kilometre gitmiş, bu da bu tarafa doğru, bu da bu tarafa doğru gidilen toplam yol 180 kilometreymiş. O halde sevgili arkadaşlarım, aralarındaki mesafede 180 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği de verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum 8. soruyla. Bu da bizim bu videodaki son sorumuz. Aşağıdaki tabloda gençler, bir aracın hızına göre kilometre başına tükettiği yakıt miktarı verilmiş. 50 ile 90 arasında giderse tüketilen yakıt miktarı kilometrede 3/5 litre. 90 ile 110 arasında giderse 3/8 litre. 110 ile 130 arasında giderse 1/5 litre. Yani hızlı gittiği takdirde tükettiği yakıt miktarı demek ki azalıyormuş buradaki kesirlerden. Bunu anlıyoruz. Bu araç saatte 80 kilometre, 96 kilometre ve 120 kilometre hızlarla eşit sürede yol giderek hedeflediği yere varıncaya kadar 21.6 litre benzin harcamıştır. Buna göre saat 20.50'de yola çıkıp hiç durmadan yoluna devam eden bu araç hedefine vardığında saat kaç olur diye soruluyor. Şimdi şurası bizim için çok değerli. Bu kısmı tekrardan dikkatli bir şekilde okumak lazım. Bakın ne diyor? Bu araç 80 kilometre, 96 ve 120 kilometre hızlarla eşit sürede demiş arkadaşlar. Bakın eşit sürede yol giderek hedeflediği yere varıncaya kadar toplam 21.6 litre benzin harcamış deniliyor bize. Şimdi eşit sürelerde yol gidiyordu, bunu unutmayın. Tüketilen yakıt kilometre, litre bölü kilometre. Yani sevgili arkadaşlarım, kilometrede ne kadar litre harcıyorsa o burada gösterilmiş. Biz burada 3/5, 3/8 ve 1/5 için ondalıklı sayılara çevirsek karlı çıkar mıyız diye düşünüyorum. Küsuratlı şeyler gelebilir. Dolayısıyla şimdilik yazmayalım bunu. Ama toplam tüketilen yakıtı biliyoruz, 21.6. Şimdi hepsi de eşit sürede yapıldığı için sevgili arkadaşlarım, şöyle diyelim, varsayalım ki hepsi T süre. Şimdi 1 kilometrede 3/5 litre ise, 3/5 litre ise, X kilometrede 3x/5 litre harcanacaktır. Aynı şey diğerleri için de geçerli. Yani X kilometrede 3x/8 litre, yine X kilometrede x/5 litre kadar benzin ya da yakıt harcanacaktır diyebiliriz. E şimdi güzel kardeşim, 80 kilometre, 96 ve 120 kilometrelik hızlardan bahsediyoruz ve hepsi de eşit sürede yol almış. O halde ben diyorum ki, madem bu 80 kilometre hepsi eşit süredeyse, bu 80x kadar yol almıştır, bu 96x kadar yol almıştır, bu da 120x kadar yol almıştır. Sonuçta hızla yapılan yol biliyorsunuz ki doğru orantılı. Bu halde 80x kadar yol alındığına göre 80'le ne kadar yapılıyordu? 3x/5'ti. O halde ben bunu bir de 80'le çarpacağım. Şunu 80x. 240x/5 yapar. Artı. Devam. Şimdi geçelim şuna. 96. O zaman bunu da 96 ile çarpacağız. 96 çarpı 3x/8 diyorum. Artı. Diğerinde 120 ile çarpacağız. 120x/5 dedik sevgili gençler. Şimdi bunların toplamı da bize
21.6 litreyi verecekmiş. Hadi bakalım. Şimdi gençler hemen işlemlerimizi yapalım. Mesela 96 ile 8'i sadeleştirirsem 12 gelir. Demek ki burası 36x'miş. Şuraya bakıyorum, 240'ı 5'e bölmem gerekiyor. Bu da bize 48'i verir. 48x'miş arkadaşlar. 120'yi 5'e bölerseniz de 24x'i elde edersiniz. Bunları toplayacağız şimdi. Bakın 48 ile 24'ün toplamı 72'yi verir. 72'ye 36 eklerseniz 108x yapar. 108x 21,6'ymış. Pekala, o zaman burada x dediğimiz şey nedir arkadaşlarım? Tabii ki 0.2'nin ta kendisidir. Şimdi x'i bulduk biz. 20-50'de yola çıkıp hiç durmadan yoluna devam eden bu araç hedefine vardığında saat kaç olur? Şimdi biz x ne demek, x ne demekti arkadaşlarım? Ne kadar yol aldıydı değil mi? Şimdi gelin 80 kilometre ile 80x kadar yol almıştı, doğru mu? O zaman 80 çarpı 0.2 diyorum. Bu da bize neyi veriyor? 16'yı veriyor. Bu 16 nedir arkadaşlarım? 16 kilometre yol aldığını düşünüyoruz. 16 kilometre yol aldığını buluyoruz. Peki 80 kilometre ile 16 kilometre yol alındıysa, burada aslına bakarsanız x dediğimiz şey süreydi ve sevgili arkadaşlarım aslında soruyu bitirmişiz çoktan. Çünkü ben sürenin sorulduğunu çok geç algıladım şu an. 0.2 süreydi. 0.2 saat demek arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle diyelim. 60 dakika. 1 saat 60 dakika ise 0.2 saat ne kadardır? O zaman ben bunu ne yapmam lazım? 2 bölü 10'u çarpmam lazım. Bu da bize 12 dakikayı verir. Şimdi eşit süre harcamıştı her hızla. 12 dakika burada, 12 dakika burada, 12 dakika buradaysa 36 dakika. Şimdi gelin 20-50'nin üzerine 36'yı ekleyelim. Bu da bize 21-26'yı verir. Yani sevgili arkadaşlarım nerede? B seçeneğinde cevap verilmiştir diyebiliriz. Evet, bu testimizi bitirdik. Güzel sorular vardı içinde. ÖSYM'ye yakın sorular vardı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım iyi ki bu testi çözdük. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.